geleceğim. Kimleri bekliyorsun? Yani takımda sence kimler gider? Çünkü sürpriz isimler gidebilir şeklinde birçok haber yazılıyor, çiziliyor. Şimdi satmadan da alamıyor Galatasaray Evet. haliyle. Piyasada değeri olan mesela Belhanda, işte Markato bir gitmez ama hani değeri yaşından dolayı söylüyorum. Bir değeri var. Nagatomo alıcısı olur mu? Sözlü olarak isteyenler olduğu yönünde haberler var ama yazılı kulübe henüz gelmiş bir şey yok. Mariano ülkesine dönme ihtimali Evet. konuşuluyor. Sence nasıl bir devre arası olacak? Önce gidenlerle başlayalım, sonra gelenlerle alakalı bir grafik hazırladık. Şimdi orada 5 kişilik bir kontenjanın açılacağını söyleyebiliriz. Nasıl açılacak bu kontenjan? Birincisi Luyendama'nın talihsiz sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulacak. Yani lisansı askıya alınacak. Oradan açılacak Galatasaray için bir kontenjan var. Birincisi bu. İkincisi Florin Andone. O da yaşadığı sakatlık Ama sonrası. Galatasaray maaşlarını ödeyecek oyuncuların. Tabii Luyendama'nın ödeyeceksiniz. Andone şöyle. Andone'nin zaten mukabelesinde devre arasında tekrardan Brighton'a dönme şeklinde bir ifade var. Yani böyle bir ihtimal olabilir şeklinde bir madde var istenirse. Tabii o müzakere edilecek ama bu sakatlığı sonrası önümüzdeki günlerde, yanılmıyorsam önümüzdeki hafta yine Andone'nin detaylı bir sağlık kontrolünden, sağlık raporundan geçeceği ve sakatlık seviyesinin ne durumda olduğu, iyileşme sürecinin ne yönde ilerleyeceği konusunda bir görüşme Güzel. yapılacak. Eğer ki Andone'nin sakatlığının ikinci yarının ortalarına kadar sürmesi gibi bir durum Normali Mart gibi söz öngörülüyor. konusu olursa Belki o ki Şubat sonuna çekilir. Şubat'ın ikinci haftası çekilebilir. çekilir. Biraz daha futbolcunun O da zaman daha tedavi farklı olur diyorsun. reaksiyonu. Kalır o zaman Eğer diyorsun. uzama süreci olursa Brighton'la görüşülüp kulübüyle orada da sözleşme yani kiralık sözleşmesinin feshedilmesi yoluna gidilecek. Böylelikle açılan kontenjan sayısı 2 olacak. Devamında Mariano artık hakikaten bu sezon yani Mariano çok dipte. İnanılmaz düşük performans Tabii söylüyor çok geride kötü. kalan 2 sezonla oranla. Mariano'ya da senin söylediğin gibi Brezilya'dan bir kulübün isteği, talebi var. Ama Mariano'dan hani bir bonservis bedeli ya da bir gelir beklemek gibi bir pozisyon olmayacaktır. Çünkü zaten 6 ay sonra kontratı bitiyor. Brezilya kulübünün de Galatasaray'a bir bonservis bedeli vermek gibi bir planı, kararı yok. Alacaklarına Alacağına mahsuben mahsuben Mariano'nun. Teşekkür çünkü ederim. 2.2 alıyor diye biliyorum Evet yani hem oradan Mariano. da bir miktar yarısı en Oradan azından bir küsür kalıyor. düşülecek. Kontenjan açmış olacak Galatasaray Evet. kendine. Ve Etti. Mariano bunu kabul eder mi? Ya edecek Mariano da Yani artık yani umarım hani eder. 6 ay sonra kontratı bitecek bir oyuncu. Ülkesine dönmeyi istiyordu. Sezon başında da istiyordu ama onun istediği teklif gelmedi. Yani Mariano'nun Tabii. istediği Yıllık ücrette yıllık kazanç anlamında çıkamadılar bir oraya teklif kadar. gelmedi. Şimdi o problem çözülecek diye ben düşünüyorum. Nagatomo'da da bir ayrılık olabilir. Nagatomo yani açıkçası ben Fatih Terim'in Nagatomo'dan çok vazgeçeceğini düşünmüyorum ama İtalya'dan Nagatomo'nun İtalya'da bir belli bir transfer piyasası var. Hatta sezon başı da o ihtimal doğmuştu. Eğer Nagatomo'nun ayrılığı olursa yani çok sürpriz olmaz ama kalırsa da sürpriz olarak ben değerlendirmem. Çünkü hocanın tuttuğu isimlerden Hoca biri. oyun stili ve futbol karakteri, Evet, profesyonelliği, savunma disiplini saha dışındaki liderliği, hani anlamında. böyle Nagatomo takım içerisinde çok sevilen bir isim. Oyuncuların da hocanın da çok sevdiği bir isim ama ben bir yerden sonra bu sevginin biraz zarar verdiğini Evet. düşünmeye başladım. Çünkü tamam seversiniz ama kötü performansı sevgiyle kapatmamanız gerekir. Hani ben bir insanı seviyorum diye de onunla aynı takımda oynamayı çok göze almam. Hani almamalıyım. Çünkü sevgi başka bir şey. İyi iş çıkarmak, hani iyi ürün çıkarmak, iyi futbol oynamak başka bir şey. O yüzden sanki Nagatomo'da şöyle bir şey oldu gibi geliyor bana. Hissim o. Yani kötü oynuyor Nagatomo. Yedeği oluyor Emre. O da giriyor bazen olmuyor. Ama nasıl olsa hani biz Nagatomo'yu seviyoruz. O bizi seviyor. İşte saha dışında iyi anlaşıyoruz. Ama orta göremiyoruz Evet, Nagatomo'da. performans Ya da bir anlamında. hücumda performans, hücumda bir destek Evet. göremiyoruz. Göremediğimiz gibi defansta da bazen hani Aksamalar ne oluyor. hücum yapabiliyor ne defans yapabiliyor. O Aksama oluyor. yüzden hani madem o kadar güzel bir sevgi var, karşılıklı anlaşar. Bu sevginin ayrılıkta da saygıya dönüşmesi lazım Yok, bence. problem çıkaracak bir Hani oyuncu değil evet Nagatomo. Zaten çıkarmadan bu hani tercih. tatlı bir şekilde Evet, vedalaşılmalı. Çünkü yani. öbür türlü yani kaldığını düşünelim. Umarım performansını arttırır ama bir senedir oynamıyor. Lines'in olmayışı Eskisi da gibi. bence bu sezon Nagatomo'yu Rahatlattı rahatsız edecek onları. bir şey yok yani Tabii arkaya bakıyor antrenmanda. idmanlarda Emre Kimse var. yok yani evet. Diğer yeleğe bakıyor. Mariano bakıyor. Yeşil yeleği mesela as takım yeşil olsun. Öbürü turuncu olsun. Yeşil yeleği Mariano giyiyor. Turuncu yelekliler
Yani Şener yok ki. Ya futbolcu onu almıyor. Olsa tabii. Keşke. Futbolcu ama o rekabet yani, de, Flör'de rekabet azaldığı evet. zaman sahaya da yansıyor. Doğru. Dördüncü ayrılığı Hı-hı. tabii ki artık Enzonzi olması zaten tabii. net şekilde ortada. Ona talip Seri yani. Olabilir mi? Seri bence olacak. Seri. Hı-hı. Yani Belhanda'yı ayrı bir yere koyuyorum. Seri o da doku tutmayan Hı-hı. oyunculardan biri hakikaten olmadı yani. Çok tecrübeli, kariyerli, kaliteli bir oyuncu ama olmadı yani Galatasaray'da olmadı. Kimyası uyuşmadı diyelim. Seri de devre arasında kiralık bayağı yepyeni bir takım kurulacak. Feshedilecek isimlerden biri olacak. Böylelikle 5 kişilik bir kontenjanı Hı-hı. Galatasaray açtı. Peki yabancı gelenler statüsünde. Kimler olur sence? Yerli olarak da Emre Mor'u da söyleyelim. Fatih Hı-hı. Hoca evet, Emre Mor konusunda da kesin bir şekilde Hı-hı. çizgiyi koymuş şekilde. Emre Mor'dan herhangi bu kadar şans vermesine rağmen Emre'den bir Tabii. geri dönüş alamadı. Bu riske girerek Emre Mor'u Galatasaray'ın gelmesine izin verdi Fatih Hoca ama Emre Mor bunu değerlendiremedi. Bu kadar taraftarı olan bir evet. kulüpte ben bir daha oynayabileceğini zannetmiyorum. Yani zaten kendi kariyeri ivmesini kendi indirdi. Tabii yani böyle Emre bir yoksa yeteneğiyle bu yaşta yani ya söylediğimiz oyuncu 2016'nın yaz düzeltiyorum 2018'in yazında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Yani pardon. Tabii 2018'de. Sonra Celtibigo'ya geçti. Celtibigo'ya geçti. Yani, yani inanılmaz bir şey. Nasıl o seviyeye çıkıp tekrardan Hı-hı. dip yapıyorsunuz. Galatasaray fırsatı önünüze geliyor tekrardan düşüyorsunuz. Yani, hakikaten inanılmaz bir şey. Bir daha da gelmez o. Şimdi olsun. Belhanda olayında Belhanda'nın yani Avrupa kulüplerinden birine değil ama Katar ve Arabistan eksenindeki bir takıma transfer olma ihtimali geçen sene de devre arasında yani, gündemdeydi. Hatta direkten döndü geçen direkten sene. Direkten döndü. Fatih Hoca hocayla son kez görüştü. İstememişti. Kalmanı istiyorum demişti ama yeniden o seviyelerde bir teklif geleceğini ben zannetmiyorum. Teklif gelir ama Hı-hı. geçen seneki gibi 10 milyon eurolar civarında bir rakam Tabii. olacağını ben tahmin etmiyorum. Her ne kadar Belhanda benim daha kontratım var kalmak istiyorum dediyse de Belhanda da o taraftarla yaşadığı bu sezonki diyalog sonrası o iletişimin koptuğunun o biraz farkında, da piyasasını arttırmak için gibi geliyor bana. Mental olarak Belhanda'nın Galatasaray'a çok hani verebileceği bir Aynen. şey. Aynen. Mental ya, olarak o Katarlara şey mesajı gibi. Ben kulüpte kalmak istiyorum. Biraz daha çıkın. Ya olabilir. O da tabii kendi yani alacağı bu, parayı bir politika da gibi geliyor düşünmekte bana. Hakkıdır yani. Ona kimse bir şey söyleyemez tabii ki ama Belhanda'nın da o kaybettiği uyumla beraber ayrılığı sürpriz olmayacaktır. Böylelikle Belhanda'nın da ayrıldığı kesinleşirse 5+1 olabilir. 5+1 olacak. Için.